Arkadaşlar merhaba. 31 Mart 2022 Perşembe akşamı tekrar Gaps Impact'tayız. Gaps Impact'ta son günler. Hemen bu konuyla ilgili bugünkü yarışlarla ilgili değerlendirmelerimize geçelim. Yine gördüğünüz gibi rengarenk böyle sentetik, kum, çim 7 tane yarış var. Karman çorman. Evet arkadaşlar, tabii burada Jose Ortiz ve İrat Ortiz kardeşlerinin de son Mafyovski günleri. Bakalım nasıl düzenlerini kurmaya devam edecekler. Evet, birinci koşu 20.33'te Maiden satış koşusu. Dişiler, 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 13 tane safkan var bu 7'li plase ayağında. Arkadaşlar 4 tane atla geçeceğiz burayı. 5 numaralı Bullet on Top Jose Ortiz ile. 12 numaralı Junior C Julien Laparrux. 4 numaralı Blame the Wet Megan Paslier ve 11 numaralı Triple P Irad Ortiz Junior'da. Yani burada gördüğünüz arkadaşlar Irad Ortiz ve Jose Ortiz'in koştuğu bütün koşularda ikisini de yazmak zorunluluğumuz var. Yani bunu net söylüyorum size. İsterse %0 AGF'si olsun birisinden birisinin yaptıkları, kurdukları düzen belli, çok açık. Amerika tabii yani buna göz doymuyor bunlara. Bir şekilde vardır bir sebebi diyeceğiz. 5, 12, 4 ve 11. Yani Amerika artık çivisi çıkmış bir ülke. İkinci koşu opsiyonel satış koşusu şartlı dişi 4 yukarı İngilizler 1400 metre çıkacaklar. Arkadaşlar güne tekle başlıyoruz. Burada. Evet, şimdi biraz evvel söylediğimiz şey tabii ki diyeceksiniz ki ters gelecek bu. 2 numaralı She's All Woman Banco arkadaşlar. Burada sebep olarak da Domineering Ahmet Gonzalez'e zor kazanır. Ekürlerden bu da daha evvelden kazanmış. Sıra buna bu Antonio Sano'ların üzerinden. Sıra buna gelmiş. Jose Ortiz'i kazandıracaklar burada. Her ne çıkarsa çıksın. 2 numaralı She's All Woman bizim bankomuz. Jose Ortiz bu koşuyu bırakacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Aksi takdirde burada hepsinin geliri var. Onu söyleyelim size. Üçüncü koşu meydan satış koşusu 21.36'da kum piste çıkacak. Dişi safkanlar hepsi 3 ve yukarı yaşlı İngiliz 1200 metre. Arkadaşlar burada bu teki beğenmeyenler burada 3 numaralı Lemonade Lady Irad Ortiz Junior'la bu sefer banko. Burada gördüğünüz gibi Jose Ortiz yok. Irad Ortiz yalnız. Bu safkanı burada getirecektir. Bizim alternatif bankomuz bankoda atabiliriz bunu. Duruma göre bakacağız. İki tane rakibi var yalnız. 7 numaralı Starship Nugget Miguel Angel Vasquez'le ve 6 numaralı Bet on Drama Franklin Coles'la. Yani 3, 7 ve 6 diyoruz buradaki ayaktaki safkanlar için. Evet, şimdi zor bir koşuya geldik. Dördüncü koşudayız. Satış koşusu. Çim pistteyiz. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Gördüğünüz gibi tabii çim pistte talep çok oluyor. 6 tane safkan yazacağız burada. 1 numaralı Tul Faris Julian Leporux'la ilk atımız. Evet, 8 numaralı Impressive Speed Irad Ortiz'le. 9 numaralı Performing Arts Jose Otis'le. 10 numaralı Maisie Kotaş Tyler Gaffalone ile eğer bu koşmazsa 14 koşarsa o zaman The Great Oz Tyler Gaffalone ile arkadaşlar. İkisinden hangisi koşarsa 10 ve 14 diyoruz. 6 numaralı Vladislav Marcos Meneses'le ve 7 numaralı Mystic Lancelot Louis Sayers'le. Bu safkanın burada bugün geliri var. Arkadaşlar Mystic Lancelot ile Louis Saez'in 1, 8, 9, 10 veya 14 dedik. Tyler Gaffney'in hangisine binerse 6 ve 7 numaralı safkanlar diyoruz daha sonra. Evet, 5. koşu opsiyonel satış koşusu şartlı 3 yaşlı İngilizler. 1670 metre sentetik kuma çıkacaklar. 7 tane safkan var. 3 tane safkana yer verdik burada. 1 numaralı Protonic Power Miguel Angel Vasquez'le. 7 numaralı Cashier Check Jose Ortiz'le ve 6 numaralı Savage Sailor Leonard Reyes'le. Arkadaşlar burada son koşusunu geldiği için
irat otizmini, IOM'u kendi yazmadık ama dileyenler yazabilir. 1, 7 ve 6 olarak geçiyoruz burayı. Ama dileyenler burada IOM'u kendi de arka arka birincilik yapacak diye düşünüyorsanız ki bu grupta biraz zorlanabilirler. Olmayacağı için yazmadık. 1, 7, 6 dedik buraya. Altıncı koşulda şimdi opsiyonel satış koşusu Gapsin Park'ta son günler. Yani şu Irat Ortiz ve Jose Ortiz'siz bir yarış hipodrom bulunması lazım TCK'nın. Şartlı 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 3 atımız var. 6 numaralı Hero Tiger Franklin Collis'la, 2 numaralı Trapezoid Chantal Sunderland'le ve 4 numaralı Luxero Jose Morales'la. Evet, burada da Irat Ortiz biz pas geçtik. 3. birinciliğini alacağını düşünmüyoruz arkadaşlar ama dileyen varsa yazabilir. Biz yazmadık. 7. ve son koşudayız. Gulfstream Park'ta. Burada şartlı bir koşu. Çim piste çıkacaklar. Safkanlar 3 ve 40 yaşlı İngilizler. 1500 metrede. Evet arkadaşlar, burada da 5 atımız var. Zor bir ayak bu. Son ayak. Gerçekten herkesin yapmaması lazım. 1 numaralı Meet the Beauty Leonel Reyes ile 8 numaralı Sensational Junior Alvarado ile 6 numaralı Basilia Luis Saez ile 2 numaralı Winter Princess Irat Ortiz Junior ile ve 3 numaralı The Last Bullet's Mine Tyler Gaffarone ile. Ve aynı zamanda burada arkadaşlar 5 numaralı Rock Along var Jos Morelos'la. Dileyenler onu da yazabilir. Şimdi burada 1 ve 8 çok ön planda. Onu söyleyelim öncelikle. Leonel Reyes'in 1 ve 8 numaralı Sensational Junior Alvarado'yla çok ön planda gördünüz. Aynı zamanda oraya bir 6 yer. Küçük kuponlarda 1, 8 ve 6 yeterli. Ama 2, 3 ve arkasından da 5'i de buraya ilave etmekte yarar olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu Amerika ile ilgili durumda. Evet, Gulfstream Park'la ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Vaal Güney Afrika videomuzu da yayında arkadaşlar. Şanlıurfa ve İzmir videolarımız da yayında. Evet arkadaşlar, yeni üye olan arkadaşlar için de, bizi yeni bulan arkadaşlar için de söylüyorum. 2020 yılının Mayıs ayından beri yayınlarımız devam ediyor. Yabancı yarışlar olarak başladık. Pandemi sürecinde Türkiye'de yarışlar iptal olduğundan yurt dışındaki yarışları tahminlerine başladık. Bu bir talepti. Biz kendimiz karar vermedik. Rica ettiler. Çünkü devamlı bize bu yarışı söyle, bize şu yarışı söyle diye Türkiye'deki arkadaşlarımız, dostlarımız bayağı bir zor. Biz de o zaman bir kanal açalım. Bu kanal üzerinden yapalım. Ve böyle bir misyonu karar verdik. Ve bu şekilde yabancı yarışlara ile başladık. Daha sonra Türk yarışlarına da bu tabii ki aksetti. Ve Türkiye'deki bağlantılarımızla beraber, yurt dışındaki bağlantılarımızla beraber, ki biz Berlin'den yayın yapıyoruz arkadaşlar. 2 senedir devam ediyoruz. Mayıs ayında 3. seneye gireceğiz. Evet, bilgilerimiz bunlar arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir yarış günü geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.